Ve bunu yapmak istediklerinde çok net bir şekilde Türkiye'nin savaşa bu konuda tereddütsüz gireceğini iyi biliyorlar. İlginç bir oyun oynanıyor. Rusları da işin içine çeker miyiz diye bekleniyor. Türkiye'ye mermi satmaya engellenmişler. Türkiye bir ara mermi sıkıntısı bile çekmişti. Ahmaklar S-300 ile uğraşıyor. Dede ağaca millet bir şeyler yığmış. Bu gençlerin bizim savaş görmeyeceğimize dair inanılmaz bir inançları var. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan korku enformasyonunu hiç unutmuyorum. Orada bizim istihbaratçı abilerden bir tanesi de diyor ki bokundan mı tanıdınız oğlum diyor mandaların Türk mandası olduğunu. Savaş çığırtkanlığı mı diyorsunuz buna? Evet, savaş çığırtkanlığı. Çünkü siz adaları paşa paşa, İsmet Paşa hediye etmiştir. Abi hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz abi, bizler de iyiyiz. Abi bugün ilk konumuz Ege'de neler oluyor? Bu adaların silahlandırılma mevzusu var. Dede Ağaca Amerikan üstlenmesi ve zırhlı araçların gönderilmesiyle beraber Yunanistan biraz daha cesaret kazanmış gibi. Geldiğimiz son noktada da Girit Adası'ndan, aynı zamanda Amerikalıların da olduğu Suda üstünden Türk savaş uçaklarına bir S-300 füze kilitlenmesi, radar kilitlenmesi yapıldı. Zaten bir sonraki mesaj vururuz demek. Bu tahriklerle beraber Cumhurbaşkanı'nın biliyorsun açıklaması var. Daha önce Suriye için yaptığı bir gece ansızın gelebiliriz açıklamasını bu kez Yunanistan'a karşı dillendirdi. Tabii hani arka planda bu mesajın gittiği yerde belli. Arka planda mesajın gittiği NATO. yer Amerika, NATO. NATO ve Amerika, Batı. Şöyle başlayalım. Arka plandaki aktörle de biraz ilerleyelim. Yunanistan'a da elbette mesajlar var ama Amerika Ege'de ne yapmaya çalışıyor abi? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Ege'de yapmak istediği şey Türkiye'nin hem doğalgaz hem de bu petrol alanında atmış olduğu adımları birincisi engellemek. İkincisi, bunlarla beraber getirilmiş olan bizim Kuzey Afrika ile olan ilişkilerimizin yeniden sağlamlaştırmaya olan gayretimiz. Ve bu gayrette İngiltere'nin yoğun bir desteği. Bu desteğin mahiyetini bu millet ancak belki 20-30 sene sonra anlayabilir. Türkiye burada bir projeksiyon değişimine gitmiştir. İngiltere'de yeni seçilmiş olan başbakan da bu projeksiyonun teminatı mahiyetindedir. İngiltere'nin tamamı Hint kökenli bir başbakan beklerken bir anda bir başkasının seçilmiş olması, İngiltere'deki derin yapılanmanın da sebebi nihayetinde Orta Doğu'nun hamisi olarak Türkiye'nin daha gelişmiş bir ülke seviyesinde ama kendi kontrollerinde tabii ki doğal olarak böyle bir süreç yönetimini arzu etmekteyken Amerika ile karşılıklı bir çekişme söz konusu. Bu çekişmeyi Yunan üzerinden götürüyor olmaları gayet doğal bir şey. Burada yalnızca gençlere öğretmemiz gereken bir incelikli husus var. O da şu: Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kuruluşunda verilmiş olan bir büyük mücadelenin karşılığı Avrupa'da hala çok etkili bir şekilde korkuyu tetiklemektedir. Yani Yunanistan'ın kendi iç yapısında yazmış olduğu her ülkenin kendine ait bir kırmızı defteri var tabiri caizse. Tehditler her zaman devletlerin ana maddelerinden oluşan bir tehditler silsilesi vardır. Türkiye Cumhuriyeti her zaman için Avrupa'nın en tehdit aldığı, yani listenin başında yer alan ülke olarak geçer. Yani burada zaman zaman Türkiye'deki gençlerimiz şunu düşünebilirler bu sözün ardından: yine Türkiye'yi devasa bir ülke mi yaptınız? Yine Almanlar bizi kıskanıyor mu meselesine mi getiriyorsunuz diyecekler. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı'nın bakiyesi mevzuatı Avrupa devletlerinin tamamında tehdit sıralamasında birincidir. Yani bizim Milli Güvenlik Kurulu listemizde biliyorsunuz ki terör örgütlerinden PKK ve FETÖ birinci sırada yer almaktadır. Bir tehdit olarak sıralama geldiğinde PKK FETÖ bizden büyük mü? Hayır, değil. Ama tehdit kelimesinin karşılığında her devletin yazdığı bir unsur var. Bir ülke olabilir, bir terör örgütü olabilir. Türkiye için tehditse FETÖ ve PKK yazılması gibi algılayabilirsiniz bu meseleyi. Dolayısıyla Türkiye'nin ayaklanma
mevzusu, ayağa kalkma mevzusu Avrupa için büyük bir tehdittir ve tarihsel sürecinin bir kaydıdır bu. Dolayısıyla bir de işin bu tarihsel boyutu var. Türkiye'nin Mısır ve Cezayir'le yürütmüş olduğu ilişki, Libya'da oturtmuş olduğu yeni pozisyon ciddi manada Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız ediyor ki geçtiğimiz günlerle Mısır'da Amerika arasında yeni bir tatbikat, ortaklaşa bir tatbikat düzenlendi. Bu yine Türkiye'nin karşısına tabii muhtat tatbikatlar ama nihayetinde Türkiye'nin çevresini biz kuşatmışız, dikkatli olun şeklinde bir Türkiye'ye tehditvari bir beyanat. Ama bu beyanatın karşılığında şunu unutmamaları lazım. Amerika Birleşik Devletleri şunu çok iyi biliyor, Yunanistan da biliyor. Herhangi bir şekilde Ege'de mil meselesini, karasuları meselesini gündeme getirdiklerinde ve bunu yapmak istediklerinde çok net bir şekilde Türkiye'nin savaşa bu konuda tereddütsüz gireceğini iyi biliyorlar. Ha buradaki sıkıştırma çabası, işte ben hep söylemiştim Temmuz-Ağustos meselesi ve karşılıklı bir mücadele devam edecek ve zirveye kadar çıkacak demiştim. O zirve noktalarına geldik şu anda. Temmuz ayının son, Ağustos'un sonlarından itibaren bunu karşıladık. Dolayısıyla bu gayet klasik bir Türkiye'yi sıkıştırma yöntemi ama bir karşılığı yok bu sefer çünkü Türkiye'nin yanında artık İran var, Rusya var, İngiltere var. Yani dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin öngördüğü sistematik de 80'li 90'lı yıllardaki etkinliği artık kabul etmiyor. Tabii bu kabul etmiyor demek bir anda Amerika'nın bittiği hükmüne gelmiyor ama bir mücadelenin başladığı anlamına geliyor. Yani dünyada Rus-Amerikan kutbu, iki ayrı kutup, iki ayrı çekişme merkezi bu sefer çok kutuplu bir dünya üzerinden tedbir ediliyor ve Türkiye'nin yürütmüş olduğu siyasi mekanizmalar ve yeni devlet anlayışı doğal olarak karşı tarafı Türkiye'yi nereden sıkıştırabilirim? PKK ile. PKK ciddi oranda engellendi ama bugün Kuzey Suriye'de hala varlığını sürdürüyor ki Türkiye ne diyor? Kuzey Suriye'de de bu işi yapacağım diyor. Yunanistan biraz daha devam edersen sana da gereğini yaparım diyor. Ama ben Ege'de ısınan suların bu sefer Akdeniz'e taşacağını görmekteyiz. Akdeniz'de ve Kuzey Afrika ülkelerinde Yunanistan üzerinden ve münhasır bölgeler üzerinden ki Avrupa'da yaşanacak olan ve yaşanmaya başlamış olan vanaların kapatılması ile gelen enerji krizi doğal olarak da Akdeniz'de de bir karşılıklı çekişme ve Kıbrıs'ta yaşanacak olan yeni çekişmelere karşılık gelir. Bu noktada bir şeyi de altını çizmek lazım. Biraz da NATO şunu demeye, NATO ya biz şunu diyorduk yani bizde gelen S-400 füzeleriyle NATO'nun ne alakası var diyorduk. Aslında garip bir şekilde S-300'lerle adamlar bizi kilitlediler. Orada da bir şeyi unutmamak lazım. Eğer siz S-300'lere NATO'nun bağlı birliklerinden birisini yani Türk uçaklarını tehdit olarak görmezseniz görmezsiniz. Yani radar kilidi çok otomatik bir şey değil. Radar kilitleri seçimli bir süreç. Dolayısıyla Yunanistan ha elinde bunu S-300 diye beyan ediyor olması da işin garabet noktalarından bir tanesi. Yani ilginç bir oyun oynanıyor. Rusları da işin içine çeker miyiz diye bekleniyor. Rusya bu pasa hiç girmedi ve girmesi beklenmiyor. Ama günün sonunda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sırbistan ziyareti çok farklı bir siyasi bakış açısıdır ve Türk devlet zihniyetinde bir ilktir. Onu da söyleyebilirim. Ya Cumhuriyet tarihi açısından. zaten bence S-400 meselesi hiçbir zaman teknik bir sıkıntı değil, teknik bir Hiçbir sorun değil. zaman. Ya bunu çok iyi kullandılar. Ya kullanması gayet tabidir. Sizin alacağınız her hamle, her silah, yani siz basit normal piyade tüfeği de alsanız sorunluydu ki. Yani bizim gençlerimiz unutuyorlar. Biz G3 mermileriyle çatışmaya girdiğimiz devirler var. O daha eski devirlerde daha yoğun kullanılıyordu askerde de. O milli silahlanma süreci daha sonradan gelişmişti. O dönemde Almanya'da G3 mermisinin savaş suçu olduğunu, bu yüzden G3 mermisiyle terörist vurulamayacağına dair Avrupa'dan Türkiye'ye heyetler gönderilerek Türkiye'ye silah satışı engellenmişti. Türkiye'ye mermi satmaya engellenmişti. Türkiye bir ara mermi sıkıntısı bile çekmişti. Yani gençler bunu bilmezler. Ve yakın dönemde bunlar 80 ile 90 arasında yaşanmış mevzulardı. Yani siz neyi alıyorsanız alın durum değişmeyecek. S-400 yerine K-500'ü al.
Onu Kore'den al. Gene problem olacak. Amerika'dan istiyorsan Patriot al. Durum fark etmeyecek çünkü günün sonunda ve nihayetinde hiç değişmeyen bir kural var. Bizim ülkemizde ciddi bir nüfus, Amerikancı bir nüfusumuz var bizim. İşte hep söylediğim bir şey var. İşte bu bir tapu kayıtları bir de seceleler açılırsa Türkiye ciddi karışır. Yani çok büyük karışır, anladınız mı? O karmaşayı da adamlar biliyorlar. Çünkü kim gerçekten Türk'ün tarafında kim değil onu da adamlar listeler, sülale listeleri özel insanların elinde var, biliyoruz. Yani kim kimdir, kim ne değildir o biliniyor. Günün sonunda şunu unutuyor gençler. Ya öyle yapmasaydık da böyle yapsaydık. Ne yaparsan yapın. Türkiye herhangi bir noktada bir silah alışverişine, bir SİHA üretimine, yeni bir silah üretimine başladığı anda o listede birinci sırada olan tehdit gittikçe kırmızıya dönüyor. Peki abi, Bizi tehdit olmaktan çıkaracak tek çözüm var kardeşim. Dünyada tek çözüm bizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Avrupa, Amerika, Rusya, İran, şu buna karşı tehdit olmaktan çıkaracak tek şey var. Allah korusun. Biz bu bayraktan vazgeçiyoruz. Biz bu dinden de vazgeçiyoruz. Diyene kadar biz tehdidiz. Ya Allah dedirtmesin. Ama bunu diyene kadar tehditsiniz. Yani bunun aksi mümkün değildir. Analistler var ya, analistlerin böyle bu kadar yüzeysel, tarihten bu kadar kopuk, hakikatten bu kadar uzak. Ya askeri bilimden bir tane adamı çağırıyorsun, 2,5 saat sana nasıl radar kilidi atılır onu anlatıyor. Ya abicim bu bir seçimlidir. Adam senin düşmanın ve seni bilerek seçmektedir. Keşke S-400'ü almasaydık diyen var. Ya alma, tamam onu alma. Patriot al, onu kullanabileceğini mi zannediyorsun? Veya onun tehdit olamayacağını mı zannediyorsun? Ya G3 diyorum ya, G3 piyade tüfeği tehdit olarak görülüp Avrupa Birliği tarafından sana baskı uygulanmış. Sen tankı, mankı, XYZ bunları geç. Dolayısıyla ne yaparsak ha burada biz karşı tehdidi nasıl oluştururuz? Biz onunla uğraşıyoruz. Ahmaklar S-300'le uğraşıyor. Dede ağaca millet bir şeyler yığmış. Sanki bugün yığmış. Zaten hep yığıyor. Yani sürekli yiyor. Bakın çok acı acı olan ne biliyor musun Hasan? Acı olan bu gençlerin bizim savaş görmeyeceğimize dair inanılmaz bir inançları var. Tamam mı? Yani büyük bir kitledeki gençlik bir gecede ansızın savaş çıkabilme ihtimalini akıllarına getirmiyorlar. Barışçıl bir dünyada yaşadığımızı, herkesin birbirine saygı duyduğunu, dünyanın demokrat olduğunu zannediyorlar. Bir anlık bir düşüş, bir anlık bir kayıp, bir anlık sizin hududunuzdaki bir boşluk. Yani kimi zaman genç kardeşlerim askerde dağın başında bir yerde nöbet tutarlarken hep akla gelir yani. Askersin sonuçta. Abi yeter ya, bu kadar bekledik. Dağı taşı bekliyoruz. Neyi bekliyoruz? Abi şunu bir bekliyoruz. pilotun düğmeye basışına kalır abi ya. Evet. Bir anlık vazgeçiş. Bak karşı taraf o kadar korkak ki, o kadar büyük bir korku ki bu. Yani Avrupa'nın Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olan korku enformasyonunun ne olduğuna video çeksem bu millet bana küfür edebilir. Ama bir hakikati budur. Öyle bir hakikattir ki bu. Yani ben hiç unutmuyorum. Yaşanmış çok basit bir hikayeden bahsedeyim. Iğdır'ın bir köyünden danalar, mandalar otlarken Ermenistan sınırını geçiyorlar. Aa, otluyor bu hayvan eski tarih. Yani eskiden 80'li yıllar. Otluyorlar geçiyorlar, tamam mı? Çoban da bunlarla beraber geliyor. Hadi diyor dönün diyor filan. Mandaları döndürürken abi Ermenistan, Gürcistan bilmem nesi alt üst oluyor. Devletler devreye giriyor. Şey iniyor, askeri birlik iniyor mandalar için. O arada da mandalar Türk sınırına girmişler, tamam mı? Bizimkiler de gidiyorlar. Diyorlar ki hayırdır kardeş sorun ne? Sınırımız ihlal edildi. Oğlum neyle ihlal edildi? Diyor biraz önce diyor mandalarla diyor giriş yapıldı.
Hiç unutmuyorum. Orada bizim istihbaratçı abilerden bir tanesi de diyor ki bokundan mı tanıdınız oğlum diyor. Mandaların Türk mandası olduğunu bokundan mı tanıdınız diyor. Mandalar burada diyor. Hakikaten iki devlet arasında mandaların kriz olduğu günleri yaşadık biz. Gördük, şahit olduk. Şimdi bakın mandamızdan bile korkan bir çeperiniz var. Ama sizin bundan haberiniz yok. Ve zannediyorsunuz ki savaş asla olmayacak. Bir anlık ya yani bunu söyleyince de aa işte yeni bir psikoz mu? Hayır abi siz tarih kitaplarında şimdi çocukların okumaya başladım ben yeniden ilkokullarda ortaokullarda ne okutuluyor? Milli Eğitim Bakanlığı öyle bir eğitim veriyor ki bizim çocuklara ya barış içinde yaşıyoruz ya. Yani dünyada kimse bize dokunmaz. Abicim bu ülkenin bir anlık geri duruş ihtimali yani iki asker nöbet tutmasa ertesi gün bu ülkeye nasıl ineceklerini kimse tahmin edemez. Ama büyük bir korkaklığın karşılığıdır bu. Dolayısıyla Türkiye ile Yunanistan arasında ben açıkça söylemek gerekirse gerginliğin had safhaya çıkması için ne gerekiyorsa olması gerektiği taraftarıyım. Bundan sonrasında yapılan yapılmakta. İnşallah had safhaya çıksın. Tepeleme. Tepeleme bir noktaya çıksın bu. Neden tepelemeye çıksın? Çünkü bizim insanımız, bizim gencimiz gerçek manada bunun bir gerçek olduğunun farkında değil. Bazı gerçekleri öğrenmek için iğne batırman lazım. Geçmişteki videolarda da söylemiştim. Bunların olması bizim için çok iyidir ya. Ben arzu ediyorum. İnşallah daha da sivrilir yani. Savaş çığırtkanlığı mı diyorsunuz buna? Evet, savaş çığırtkanlığı. Çünkü siz köpeğin, hayvanın tehdidini dahi gündem etmiş sınır komşularımızdan bahsediyoruz. Mandalarımızdan bile korkan devletler var etrafımızda. Sen hangi silahtan bahsediyorsun? Dünyadaki savaşların çoğunluğu zaten sınır devletleri arasında çıkmıştır abi. Kesinlikle. Zaten bugün Ege'ye baktığında, o adaların konumuna baktığında doğal olmayan bir görüntüyü görüyorsun zaten. Bu arada yakın bir zamanda ilginç bir şerefsizlik görmeye başladık. Efendim Yunanlara biz adaları vermemiştik. Efendim böyle olmamıştı, şöyle olmamıştı. Ya bir gün adalar mevzusunu ve bir gün Lozan'ı açalım. Lozan'ın teminat olduğu kadar, teminatımız olduğu kadar, teminatımız olmadığı yanları var. Ve bunlardan bir tanesi adalar mevzusu. Adaları paşa paşa, İsmet Paşa hediye etmiştir. Kendisinin de aile seceresi çok iyi bilinmektedir. Malatyalı'da değildir. Yani ailesi bilinmektedir, köyü bilinmektedir, köylüsü tanınmaktadır. Bu adam adaları vermiş. Adaları geri almak için ne lazım bu saatten sonra? Basit savaşacaksınız yani. Peki abi şimdi hani güzel toparladın aslında. O zaman şu soruyu sormamız lazım. Amerika ya da Batı Türkiye'nin nesinden bu kadar korkuyor? Geçmişi abi. Geçmişi, tarihi yani biz bütün ülkelerin tarihsel formasyonlarıyla neler yapabileceklerini biz bildiğimiz gibi onlar da bizimkini biliyorlar. Yani biz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da, daha geçmişte Vietnam'da, ondan önce Kızılderililerden başlayan vahşi anlayış ve sömürgeci mantığını biliyor muyuz? Evet, İngiliz'in aynı, Alman'ın aynı, Fransız'ın aynı, Portekiz'in aynı. Biz onları böyle tanımışız, görmüşüz, biliyoruz. Onlar da bizi şöyle biliyorlar ve çok iyi tanıyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti'nin oturmuş olduğu anakaradaki millet, Türk milleti, Kürdü, Lazı, Arabı, Çerkezi'yle bir bütün olarak ayağa kalktığı anda kuracağı organizasyonlar ve yapacağı saldırı biçimini kimse tahmin edemez. Çünkü dünya askeri tarihinde Türk ordusundan daha hızlı hareket etmiş bugüne kadar hiçbir askeri birlik olmadı. Dünya tarihinin en hızlı hareket eden birliği Türk askeri yapılanması ve Türk askeri birliğidir. Abi bu senin binlerce yıllık tarihinin bir geçmişi. Bir de sen harmanlamışsın bunu inançla bir başka daha büyük bir şeye dönüştürmüşsün. Ve bir hakikat var. İster kabul et, ister reddet. İster layığım de, ister bilmem neyim de. Sen Müslümansın. Ve Müslüman ülkeler arasında
Birinci Dünya Harbi'nin bitişinden itibaren gavur postalı değmemiş tek İslam toprağısın. İslam ülkelerinin tamamında Birinci Dünya Harbi'nden başlayan süreçle beraber gerek sömürgecilikle, gerek dışarıdan siyasi baskılarla, gerek bugün İran'da, Irak'ta, Suriye'de hepsinde gavur postalı değdi mi? Evet. Hepsi Arap Baharı bilmem ne değişimi denilerek ters yüz edildi mi? Evet. Ha bizde de ihtilaller var ve bu ihtilallerle Yunan çocukları da bizim ülkemizi yönetmiştir. Bak Yunan çocukları yönetmiştir. Hani resmi tarihten bir İsmail Cem diye siz onu bilirsiniz. Adam kendisi itiraf etmek zorunda kaldığı için de itiraf edemeyen garibanları bilmezsiniz. Ha bu ayrı bir konu. Ama siyasi tarihte askeri yapılanma olarak ve inanç biçimi olarak Türk askeri yapılanmasının ne yapacağını iyi biliyorlar. Kuzey Suriye'de bunun bir etkisini de gördüler. Yani bizim Elbap'ta bir günde yani şunu söyleyeyim ben size. CIA'nin projeksiyona göre biz Elbap'a girebileceğimiz tek bir nokta vardı, tamam mı? Girebileceğimiz bir nokta vardı. Bu noktanın tamamına hazırlık yapıldı. Biliyorsun Türk ordusu orada Lafarge fabrikası ile yapılmış olan alt tünelleri, nereden saldırılar hepsini, bunların hepsini CIA planladı. Bütün planlar yapıldı. Dediler ki bu kapıdan gelecekler. Başka bir yerden gelme ihtimalleri yok. Elbap yapısı belli, yollar belli. Türkiye ve Türk askeri gelemez denilen, akla bile gelmeyen bir kapıdan girdi. Elbap'ı biz öyle çevirdik. Onların beklediği kapıdan gelseydik iş patlıyordu. Mümkün değildi. Bütün hazırlıklar yapılmıştı. Yani mümkün değildi derken büyük bir kayıp verirdiniz. Büyük bir uzayış. Ve abicim 16 saatte iş biter mi? CIA'nin en küçük projeksiyonu en hızlı 7 gün diyordu. 7 günde yapabilirler. 16 saatte bitti kardeş. Şimdi sizin karşınızda böyle bir ordu var. Böyle bir ordu var. Abi böyle bir ordu. Kendi silahını öğretti. Kendi uçağını üretti, kendi topunu üretti, kendi savunmasını üretti. Tamam. E şimdi ne yapacak? Ordu ne için vardır ki? Güzel kıyafetlerle gezmek için değil yani. Kusura bakma. Ordu savaşmak için vardır. Günün birinde de sen kaşır kaşır kaşırsan valla Türk en son kalktığında oturmaz onu da bilirler. Öyle oturmaz ki oturmadığı için toprak kaybeder. Yani durmak bilmediği için toprak kaybeder. Bir yer geliyor ya Osmanlı Devleti'nde de ya bir dursa var ya stratejik olarak inceliyoruz mesela. Ulan diyoruz burada bir dursaydı tabii takdir-i ilahi de Osmanlı diyoruz 300 sene daha uzun yaşayabilirdi. Abi genetikte yok adam durmuyor. Genetikte olmayınca sen ikinci Mahmut'ta gelip Yeniçeri'yi kaldırmak zorundasın. Ayrı mesele. İkinci Mahmut'a çakmadan Türk ordusu anlatılmaz. Türk ordusunun ilk haini ikinci Mahmut'tur. İlk haindir yani. Tescilli. Son videolarda zaten sürekli çakıyorsun abi, mevzuya dair. Bunu ciddi manada hazırlıyorum. Özellikle altyapı hazırlıyorum. Bunu altyapıyı bilinçli bir proje yürütüyorum. Bu projenin sonunda bir çakacağım. Allah nasip etsin. İnşallah devrilmesi gereken hainlerin devrilmek üzere. Peki abi, şimdi konumuza dönersek Türkiye'nin o zaman Ege Adaları'nda Adalar Denizi'ndeki uzun vadedeki planı nedir? Uzun vadedeki planımız esas itibariyle barışçıl bir düzenek. Çünkü biz 12 tane adayı alalım derken meydana gelebilecek çatışma düzeninde yaşanacak savaş projeksiyonundaki kayıplar ve kazançlar hesap edilir. Çünkü masada hesap yaparsın. Savaş sahasında hesap yapılmaz. Ölmeye gidersin. Ama masada ölmemek ve kalıcı büyüme için projeksiyonlar hazırlanır. Çünkü biz hem inanç itibariyle hem yaşamsal olarak savaş mantığından beslenen bir inancımız yok. Böyle bir hayat felsefemiz yok. Barışçıl olmaya gayret edeceğiz. Ama karşı taraf ne kadar barışçıl kalabilir? O soru işareti. Onlar kalmadığı anda da Türkiye'nin savaş hatlarının tamamı hazırdır. Şimdi gençler, abiler yazıyorlar. Dede Ağaç'ta bu kadar asker vardı, bilmem ne vardı. Ya kardeş, kafanı yorma. Bulgaristan çoktan bitirilmiş bir iş mesela. Sen Yunanistan deyince niye Ege Adası diyorsun ki? Yunanistan'ın kuzeyi delik deşik kardeşim. Ben niye Ege Adalarından girecekmişim ki Yunanistan'a? Ne alakası var?
Kuzeyden indin mi? Yunanistan diye bir ülke yok. Yok yani. İş çok basit. Ben size söyleyeyim. Çok yani Türk askeri birim açısından söylemek gerekirse detay girmeyelim. Yunanistan çok basit bir ülke. Sonrası çok zorlanırız. Zorlanmayız da o zorluğa katlanacak bir millet lazım. Yani Amerika ambargo koyacak, olacak, 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 olacak. O hazırlık lazım. Dolayısıyla biz önce barışçıl bakalım meseleye. İnşallah öyle olsun. Ama 12 adı değil mesele ya. Yani 500 yıl boyunca idare ettiğim devletin 12 tane kaya parçasıyla umurumda değil. Ben bütün Yunanistan'ı istiyorum. Kardeş, ben buradan Bulgaristan'a kadar rahatlıkla arabama atlayıp gittiğim günleri özlüyorum yani. Onlar da bendeki bu özlemi biliyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Onlar da bu özlemi biliyorlar. Onlar da pasaportsuz bir şekilde İzmir'e langır lungur çıktıkları günleri özlüyorlardır. Hakikat. Herkes bir şeyi özler. Ama özleminize sahip çıkacak bir Yunanistan güç olarak karşınızda mı? Hayır. Yani iyi ki Mora yok. Yarımadası'nda yapılan katliamlar, oradaki yani soykırıma uğrayan Türkleri de unutmadık abi. Orada Hiçbir şeyi olsun. unutamayız ki canım. Bugün bile hali hazırda Yunanistan'ın buradan giden mültecilere çektirdiği eziyetler, yani polisiyle, askeriyle tamamen belden aşağı yaşayan bir yapılanma. Zaten en son çıkan biliyorsun şeylerini gördük yani. Devlet yapılanması aynı şekilde hercümerç olmuş. Yani bu noktada Ya ilk kurulduğunda Almanya'nın ama kralını geçenlerde bir ihraç eden tanesi bir çok ülkeden güzel bir bahsediyoruz abi. he? Yani kendi kralını Almanya'dan ihraç eden bir ülkeden bahsediyoruz yani. Yunanistan Avrupa'nın medeniyet merkezi değildir. Yunanlılar değildir Avrupa'nın medeniyet merkezi. Yani orada medeniyet Yunanistan'dan kaçan aklı başında adamların İtalya'da kurmuş olduğu projeksiyon ve temel altyapıdan doğan aydınlanma çağının iksiridir. Dolayısıyla Yunanistan'da öyle beklediğiniz bir kültürel altyapıyı Yani bulamazsınız. kullanışlı bir aparat abi, vekil devleti ya. Bunu da çok iyi kullanıyorlar Avrupa Her kültürü. devirde öyleydiler ama. Evet, Her her devirde devirde öyleydiler. Portekizler Yani tarih kullanıyordu. boyunca böyleydiler bu adamlar. Gemicilikte de bunlar geminin başı değillerdi. Gemi başı değillerdi. Yani neye benzer bu? İngiltere Hintlileri nasıl kullandıysa Avrupa'da Yunanlıları kullanmıştır. Yani Yunanlar işçi sınıfıdır Avrupa'da. Orada bir şimdi felsefeciler falan girmesin devreye. O felsefeciler Yunan felsefecisi değil. Uzun mesele. Bak Her böyle birinden ayrı video çıkar ya. yer bir cümle atıyorsun, ondan sonra kesiyorsun, sonra tepki geliyor bak bize. Sağ olsunlar, gelsinler abi, gelsinler. Ya o Gelsinler. zaman abi sen uzun dönemde en azından hani şu, ben mesela haritaya baktığımda abi bize yakın olan işte Rodos'tur, İzmir'in hani yüzülecek mesafede olan adalar, bunlar hani kıtasal olarak Türkiye'nin devamı, bir parçası. Evet. Hani egemenliğini tartışmaya açarız dedi Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız. Lozan Anlaşması, işte 1947 Paris Anlaşması'nı deldikleri şu ortada. Bunun üzerinden de Evet. gitmiyorlar. Yani senin de Evet. ya, o adaların en azından adı alınması gibi bir durum ileride söz konusu olamaz mı uzun vadede? Şu anda değil ama uzun vadede ben diyorum ki size uzun vadede biz Hep sadece burası konuşulacak abi. Yani uzun hep vadede şimdi var Hasan iki ihtimal var. Ya biz bu adaları almayacağız ya da biz bu adaları alırken Yunanistan'ı beraber alacağız. Yani bu kampanya anladın mı? Bir alana bir bedava. Bunu alırsan bunu alabiliyorsun. Öyle 12 adayı aldım Yunanistan orada otursun. Öyle bir dünya olmaz. ya Yunanistan'ı almak abi, bilmiyorum. Yani çok Sen tercih uzun edemem vadeyi gibi duruyor. soruyorsun. Bak uzun vadeyi soruyorsun. 30 yıl diyorsun, 40 yıl diyorsun, 50 yıl diyorsun. Benim için uzun vade öyle bir şey. Ama yakın vade diyorsan bize 12 adayı aa yanlışlık yapmışız buyurun demezler. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil. Dolayısıyla o olmayacağına göre burada bir savaş gerekir. E savaş çıktığında da Türk adada yaşamaz yani. Türk'ün ayağının karaya basması lazım. Biz adalarda yaşayacak adam tipi değiliz. Eyvallah. Genetik belli. Bizim ayak toprağa basması lazım. Adada Ağzına bir sağlık. toprak diye midir ada abi diye alta yazan arkadaşlara şimdiden selam olsun. Eyvallah. Angutlar diye